Hoş emdi hürmetik Abdurrahman Ceman Ustaz. İslam dini aşkullukka kanda karaydı, aşkullukun ölçümü nime diye nakte sizlere yapansak. Bismillahirrahmanirrahim. Aşkulluk diyen söz, İslam'ın körsetmelerden halk gitiş, İslam'ın körsetmelerini az olup kaptı, ya çalı olup kaptı, o deyip karaş. Fikri ve istili cehetten İslam'da yok ehvallarını peyda kılıçtın, bunu aşkullah deyip atayımız. Şimdi bu aşkullah kanda peyda oldu olsa, ibadetini köp kılımız, savabını köp tapımız, Allah'a yakınlaşımız diğer muş an ölen başlanıp hata yoluna girip kaldı. Hata yol girip kalışın sebebi, Kur'an sünnetin ibaret İslam'ın asası körsetmelerden halkıp getkendi gidip. Namayen bu. Kur'an-ı Kerim bu aşkulluk doğrusu da aşkulluk kılıçını agahlandırıp la teğlu fi dinukum. Gerçi bu ayet ehli kitapla ayakta düşken bir olsun mu? Yanılan bizge hitap. Allah köspegen körsetmelerden halkıp getmeler. Güya sen çalı ulak kaptı, az ulak kaptı deyip özanlı için fetva çıkarmanlar. Yok neslerini peyda kılmanlar. Allah demigen neslerini meydana çıkarmanlar. Yani Peygamberimiz İyyâküm vel gulû aşkulluk kılmanlar. Heddinlerini aşmanlar. Men köspegen yolu veren menler. Doğru yolmuş şu. Bunun adını eşip gitip kalsanlar, hatalaşkan bulursunlar. Demek bir yerde aşkulluk dediğimiz, ya akid cihette, ya fikri cihette, ya ki dünya karaş cihette yüz birdiğen illet, ya ki afetin ibaret. Bu aşkulluk ufkumu, ya ki aşkulluk atalgısı, ya ki timisi daha çok bir tim boğulmak için bunu ayırın bir telegram makalışka kaldırıp bu timini mişerde boğulmak için. Çünkü bu ayrım tim. Bugün toktalmak için olan tim. Tamamen bu aşkulluk'un tiyatrosu olan selbilik, pasiflik, ya da sahte dindarlık diye bu temaya merkezleştirmek için. Hoş. Onda olsa dindarlık diye mi şu pasiflik ne ki ifadeler, kayıtlar mı şimdi böyle söyleyeyim basla aldılar. Yakın zamanlarda bir karaydıgan bu olsa. Belki mi şu yukarıda sözler ötken nesi, bugünkü cemiyetimizde bulup mu, burun kulağı o, belki takvalığı tutup gidip özdeyce, koşup koysam bulup edip azgan basa, bir gün del eksici cemiyetin dünyanın hem yerde belki bu bekere köp olsa gerek mesela. Şu an şimdi bir pasiflik meselesine. Destat bu dindarlık diyen atalık izahatörü. Dindarlık diyen vaktimizde bu doğru yol demeniş diyen ufkumda görsün. Yani dinin ruhi körsetmiş menişi. Eğer dini aşkulluk isek dinin körsetmelerden halkıp gitmiş özlüğünden yok neslerini fayda etmiş diyen ufkumda görsün. Aha, koşu öyle. Eğer dindarlık pasiflik isek ya ki başka zağırtılan ifade desek, sahte dindarlık desek, bu tamamen sağlam ufkundan, zıt bir ufkundan görsün. Yani bir dindarlık otur yol boğan olsa, aşkulluk bir tarafını pasiflik, ya ki ebgalık, ya ki sahtılık, bunun zıt bir ufkundan görsün. Hoş. Karaydıgan olsa, yakın zamanlardan beri bir kısım kişiler, bu milletimizin nispeten birer iki prosent toşudu ya ki toşmaydı. Çünkü bunu alayda oturak açıkçası ağaç da yoktu. Bir kısım kişiler aşkın fikirler sebebidir. Başka tayin yok ademlerge ya ki bir kısım vaizlerge ya ki Hıhtay istihbaratının kalçılarına aldığını. Hakiki ölümalarının veznesiyetlerine körsetmeleri kulak sanmay aşkulluk ekimine kadem koydu ve aşkulluk fikirlerine duçar buldu. Bu sebeple milletin siyasi görüşüne, azatlık görüşüne hele derecede ziyan geldi. Bu hakikat mı? Hakikat. Bunun tepsilatı hakkında ki doktorumuzun. Hoş, hoş, hoş. Buldu, hem tamamen da... bunun ilk işe aşkın pasiflik var. Yani pasiflik, normallik, pasıklıktan halkıp gitmiş. Yani pasıklık bir adam namazı okuyamaya kaldı, dinimiz buyurgan. Bunun halkıp gitip İslam'ı hücum kıldıgan, İslam'dan prensipler hücum kıldıgan, sağlam dindar ademler hücum kıldıgan aşkın pasiflik var. Ya ki sahte dindarlık var. Ya ki dindarlıkta pasif meydan turvalgan, yani bir Türk'ün hakkındaki ademler var. Bu ademler, yukarıki aşkın pasiflerinin bir mezgil, ha hu dep, hurra toğlap, heçkanda bir netice erişenme geldiğini gören, he bu dindarlıktan pay çıkmaydıken, bunun için önüm çıkmaydıken, diken bu hata hukum bilen, dindarlıkta yaman gördüken,
kapılıkların, musibetlerin menbesini dinimizden gördüğün ve dindarlıktan gördüğün yaman afet şekillenmektedir. Hoş, hoş. Hem de bu aşkın dindarlık ve pasif dindarlık, ikisi tamamen zıt hukum. İkisi İslam'ı vekillik kılmaydı, doğru yoldan tamamen çetirgen bir hukum. Bu iki hukumdan neticesinde İslam'ın bir bütün hayat nezirisi de düşenmeyen ve dindarlıkların tekazzasını iskılanmayan bir kısım kişiler, biz Uygurların ya da Şerif Türkistanlıkların bugünkü de eğer bir zulümge horluk gelişimizde özününki sevimiyetsizlik edin. Özününki dini kartta sahte meydan turvatkallık edin. Ya ki ebga meydan turvatkallık edin köyme dinimizden gördüğün. Hem de dinde çın tutsak bulmaydı. Uncuna turuluş hacı yoktu. Siz boşarak tutsak dünyanınki alkışı, yardımı girişi elimizde. Sağlam kişilerini dindarlıktan çirkin iş çakamaktır. Ve düşmenin açığını kertürüp koymaydı kadar derece bir Müslüman bozak olurdu. Muşundaki ise Kıtay bizge pek besim kılmaydı, pek zulüm kılmaydı, bu kapılıktan kurtulalıydı. Demek bir ya Müslüman emez, ya başkası emez bir otturdurak tutsak olurdu dedi. Bu felsefeni bilip bilmeyi otturup çıkmak. Şu an bir yerde İslam'ın ruhunu ve İslam'ın otturahallı karakterine düşen bir gel. Bu aşkın pasiflik kişiler, yani aşkın pasif sahasını kişiler, azgını sandıkı bir kısım hakiki aşkullarının sebebiden dindarlık ne? Yani sağlam Müslüman buluş ne? Kur'an sünnetinin ruhu boyunca İslam'a emel kılışını hater deyip karmak bugün küllükte. Siyasi hareketimizde ziyallık deyip karmakta. Çetelliklerinin, Amerikalıklarının ve başkalarının bizden azat koyuşka bu tosalığı buludu deyip karmakta. Yani bu türdeki pasif aşkullar, yani sahte dindar sahipleri başkalarını sağlam dindarlıktan çekindirişten ıgır günah olduklarını mı istilanmıyordu? Dindarlıktan çekindiyse ibadet selkaraydıgan ehvalının kepçikliği, ahlakının buzuluduğallığı, içtimai münasebetinin buzuluduğallığı, İslam körsetmeliğine hakaret kıldığın, kemsildiğin, naçar adetli şekilliğallığı, bunun neticesinde bu ademlerinin ki cennet gelmez, cehennem karıp yol aldığallığı, bunu mı istilanmıyordu? Köz bunun uçunu görüp iş kılmadı. Bu ademlerge yani Müslümanlar dünya mı lazım, ahiret mi lazım, cennet mi lazım, ma vatan mı lazım diye bu konuda iş kılanmayı ikisini birbirinden ayırmakta. Hem de biz dinimizin ruhuna tefekkür nezir ölen, yıldızlar karıga yoku lopa inek ölen karaydıgan olsa, dinimiz insanın akidesi, ideyesi, dünya karşı, ruhi dünyası, dünyavi faaliyetleri, içtimai, iktisadi hareketlerinden hepsini bir bütün öz siyagan ve bunu retkisel için kagen mükemmel bir dindir. Bu dinimizden hakikti, dinimizden maitimiz şu. Dinimizde muşi boyunca iman keltüge vaktinde sağlam dindar uygun oldu. Muşi boyunca şelge vaktinde enin kendinden sağlam iman keltüge oldu. Hoş. Yani bunun eksice dinimizi fakat namaz veren, roz veren, zakat veren, hec veren tügeydi o. Siyaset veren alakası yok, devlet veren alakası yok, hayat felsefesi veren alakası yok, dünya karışı veren alakası yok de İslam'ın siyasi meydanından, siyasi köreş meydanından yıraklaştırıp durmuş bu elmanizmliktir. Yani elmanizmlik zağır dilden işbal etsek yerin Müslüman diken. Yani sahte Müslüman diken bu. Şunlarla bir yerde bir kısım adamlar var ki, Kur'an bilen sünnetini menfaqiyen İslam'dan bir kısım körsetmeyi işinip, bir kısmı işenmeydiğen. Ya ki Kur'an işinip, sünnet işenmeydiğen bu türdeki bir kısım adamlar var. Bu adamların karakterinmesi azgınlıktan ibaret. Yani Kur'an işinip, Resulullah'ın sünneti işenmeydiğen bir kısım azgınlar var. Avrupa'da bugün evcağın, İslam'ın hakik mahiyetini şirak, teki İslam metodu ile bilim merbet iyi olmadan, Kur'an'ın Uygursu'nu okulan mollak davası kere vakan, ya ki pul tepişi vası olan bazılarının kitabını tercüme kılıp milletle azırbatkan bir kısım azgınlığı mevcut. Hoş. Şuna İslam'ın otturallı hususiyeti gire aykınmay, aşkulluk peyda arkadaş olsun, ya ki İslam'ın körsetlileri kartta pasif meydan duruşu olsun, bunu koşurca İslam'ın körsetlileri meskır kılış ve İslam'ın körsetlileri otturahallık hukum boyunca emel kılıvatkan sağlam dindar kişiden hakaret kılıç, ya ki meskır kılıç, İslam mizanı tarazı boyunca azgınlıktır. Çünkü sağlam dindarlık imanda müstehkem duruş ne?
İslam fikirde Müslüman bo'lganlar uchun sağlam bo'lishni, ibodatni samimi bo'lishni, axloqi güzel bo'lishni, kishilik munosabatda axloqqa rioya qilishni taqozo qildi. Bu samimi dindorlik musulmonlar huquqi rioya qilishni, qarindoshlarning aqidasiga, diniga, aqliga, mol-mulkiga hurmat qilishni yoki tajovuz qilmaslikni taqozo qildi. Xo'sh.